Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi ve resulillah. Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepinize ümmet ve muhabbetlerimle yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nasılsınız efendim? Var mı afiyettesinizdir? Beni sorarsanız elhamdülillah ben iyiyim. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde şu ana kadar 8-9 kadar bölümünü geride bıraktığımız, sanırım 9 bölüm geride bıraktığımız örnek muafiyet sorusu çözümleri, dersimizi tamamlayacağız. Bu seriyi tamamlayacağız. Esas aldığımız dosyada 50 soru vardı. Biz bunların 45'ini şu ana kadar geride bıraktık. Çözümünü sağladık. Sizinle paylaştık. 46 ile 50. sorular inşallah bu dersimizde çalışacağız. Şimdi ben bu soruları ekranınıza taşıyorum. Soru 46. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen ifadeyi bulunuz. Soru kökü böyle. Medine'ti haaratun fi's-sayf ve denmiş. Evet, şehrim yazın sıcaktır. Ben bu yüzden kullanırım. Ve da elifin üzerine bir hemze olmalı. Zira bu istefale babından istefalenin muzarisinde müfret müptekelim siganın başındaki hemze katı hemzesidir. Dolayısıyla burada estamilu derken elifin üzerinde hemzenin yazılması lazım. ama unutulmuş. Ee, peki şimdi buna şunu da ekleyeyim. Bunun öncesinde Mesela ذَٰلِكَ'nin kafına e, bitiştirilemez. وَلِذَٰلِكَ اسْتَعَمِلُ denemez. وَلِذَٰلِكَ اسْتَعَمِلُ olmaz. وَلِذَٰلِكَ اسْتَعَمِلُ e, denilir. Burada şöyle bir bilgi ekranınıza taşımak istedim. E, bu dosyayı açtım sizinle paylaşayım diye. E, vasıl hemzesi ve kata hemzesinin tanımları var. Şu an okumayacağım, siz ekrandan okursunuz. Vasıta bulunduğu yerler başlığı altında şöyle bir madde var bakın. Sülasi mezit humasiye fiillerin mazemir ve mastarların başına bulunan hemze Vasıl hemzesidir. Sonra sülasi mezit südasi ve rubay mezit südasi fiillerin mazemir ve mastarlarının başına bulunan hemze Vasıl hemzesidir. Mesela e, ale babını ele alacak olursak sülasi mezit efendim e, örnek olarak. İstağfara, istağfir ve istiğfar. Mazi, emir ve mastar sırasıyla burada verilmiş gördüğünüz gibi. İstağfara, istağfir ve istiğfarın başında bulunan hemzeler vasat hemzesidir. Ee, yani ne demek bu? O söz başına geldiği zaman okunduğu halde söz arasında gelince yazıldığı halde okunmayan hemze sınıfına girer. Ancak muzari fiilin e, müfret bir sigasında ki hemen örneği taşıyayım ekranınıza. Şurada Estağmele fiilinin gördüğünüz gibi malum muzari çekiminde, şöyle yapalım, malum muzari çekiminde müftepü tekelim siga, estağmilu, gördüğünüz gibi muzari fiil çekiminde gerek bunun e, malumunda gerek meçhulünde. Bu malumun örneği, şurada da meçhulün örneği, Melo şu, dolayısıyla e, elifin üzerinde hemze yazılmalı, bunlar detay bilgi gibi gözükse de e, doğrusu dikkat edilmesi gereken hususlar. Peki o zaman Estamilo'nun Elif'in üzerinde henüz yazılması gerektiğini ifade ettik. Geçiyorum. E, şehrim yazın sıcaktır. Bu yüzden ben kullanırım. Ne kullanırım? El mitfe soba kullanırım. El mükeyyife klima kullanırım. El gassalete e, çamaşır makinesi kullanırım. Khizanete suhun khizanete e, suhuni e, Bu e, tabak dolabı demek. E, tabak dolabı e, kullanırım. E, yani ben kelime çevirisi yaptım onun dilimizde başka tam karşılığı olan bir kelime var mıdır? onu size havale ediyorum. Evet bu soruda doğru cevabın B şıkkı olduğunu sanırım herkes kolayca tahmin etmiştir çıkarmıştır. Doğru cevap B şıkkı işaretleyelim onu. Şöyle şehrim yazın sıcaktır. Bu yüzden klima kullanırım kullanıyorum anlamında bir ifade. Estamilu el mukeyyife. Soru 47'ye geçelim. Verilen soruya en uygun cevap hangisidir? Evet en uygun cevap. Şöyle çizeyim orayı. En uygun cevap. Ehlen ve sehlen. Hadihi kaimetul vecebati. Mada tufadilu. Hoş geldiniz. Ee, bu menü. Kaimetul vecebat. E, yemek listesi demek. E, vecbe öğün. Vecebat öğünler. Kaimetul vecebat. Bunu menü olarak değerlendirebiliriz. Bu menü ne istersiniz, ne tercih edersiniz? Mada tufaddaydu. Hemen seçeneklere bir göz atalım. Aşıkı ufaddaydu vecbeten nebetiyyeten minel luhumi ve semek. Ne demiş? Ufaddaydu tercih ederim. Ne vecbe nebetiyye bir bitkisel menü. Minel luhum ve semek. Et ve balıktan oluşan. Cümlede tenakuz var, çelişki var. Hem et ve balık diyor. Hem bitkisel e, menü diyor. Bunlar birbiriyle çelişir. Dolayısıyla e, bunu eliyorum. Doğru cevap anlamında değil de elediğim seçenek anlamında işaret koyuyorum buraya. Ufadlili kıra etel Hiç alakası yok. Kitap okumayı tercih ederim diyor. E, C şıkkı. E, şöyle biraz daha rahat göreceğiniz şekilde getireyim. C şıkkı ufadlili vecbeten nebatiye te minel hudratil mesluha el hadra el hudra şekilde de okunabilir diye düşünüyorum. Ufadlil vecbeten nebati yetemin el hudratil mesluka. Bu el hudra el mesluka pişmiş efendim haşlanmış sebze demek. Haşlanmış sebzeden oluşan bir bitkisel menü istiyorum. Yani haşlanmış sebze içeren bir bitkisel menü istiyorum. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. D şıkkına bakalım. Ufadlil vecbe nebatiye min eşşai vel asir. Evet. Yukarıda şu el luhum ve semek. Bunu niye elediysek buradaki eşşai vel asir sebebiyle de D şıkkını edeceğiz. Ufadlil vecbe nebatiye bir bitkisel menü tercih ediyorum. Min eşşai vel asir efendim çay ve meyve soyundan oluşan bir bitkisel menü tercih ediyorum. Peki bu da uygun değil. Burada da bir e, anlam bozukluğu var. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı Ceyhan. D'yi de eleyelim şöyle. Eee. تفضل seçeneğinin bulunduğu ya bu cümlenin bulunduğu seçenek doğru cevap. 48'e geçiyorum. E, son 3 sorumuza e, geldik. Evet, soru 48 ne soruyor? Hangi seçenekteki soru verilen cevaba uygundur? Evet, verilen cevaba uygun. Cevap ne? Eşrebu fincana kahvetin fi şurfetil menzil. Evet, evin balkonunda bir fincan kahve içerim. Kendisine hangi soru yönetmişiz ki muhatabımıza bu cevabı almışız? A şıkkı mâzâ tufaddilu fîs düzeltiyorum. Mâzâ tefâlu fîs sabâhi. Sabah ne yaparsın? Ya e da sabahları ne yaparsın? B şıkkı ene tezhevu nereye gidersin? Nereye gidiyorsun? E, sonra C şıkkına geçelim. E, C şıkkı keyfe teşrabu nasıl içiyorsun? Nasıl içersin? E, D şıkkı bimâzâ teşrabu neyle içersin? Evet. E, sizce nedir? E, kolay bir soru. 48. sorunun doğru cevabı Adana değil mi? Doğru cevap anlamında işaretliyorum Adana'yı. Ne <mada tef> yaparsın <'alu> sabah? E, sabahleyin ne yaparsın? Sabahları ne yaparsın şeklinde anlayabiliriz bunu. Kendisine bu soruyu yönelttiğimiz kişi "Eşrubu fincane kahvetin fiye şurfeti'l-menzil" diye cevap verebilir. E, evin balkonunda ki el-menzil marife olduğu için evimin balkonunda diye de e, anlayabiliriz. E, buradaki menzilin marife kullanılması, elle kullanılması e, sanki sonuna Mütekelli bitişme, bitişmişçesine değerlendirilebilir. Evimin balkonunda bir fincan kahve içerim ee, anlamında bir cümle. Soru 48 doğru cevap Adana. Ee, peki soru 49. Hangi cümledeki kelimelerin sıralanışı doğrudur? Evet doğru sıralanış sorulmuş burada. Ee, şimdi doğrusu yanlış olan seçenekleri e, eleme metodunu bu soruda uygulayamayız. Böyle bir metot gitmez burada doğru seçenek neyse doğrudan ona gitmek lazım. hadi hızlıca göz atalım. Aşıkı o hebu bu taallume li el Kerim el Kur'an li el Kerim el el luga yani bahçelerde maydanoz gel bize bazı bazı kabilinden bir cümle bu. <laughs> Olmaz. Bunu eleriz. Taallumel Kur'an bu bir isim cümlesi ise ki talim masdar, e, merfu olur. Mansup olan bir isimle başlamaz isim cümlesi. Talim Kur'an-ı Kerim uhibbu li el lugatu Evet bu da e, yine dan başında saksan öter Allah dey deyo. O şeklinde bir cümle. <laughs> C şıkkına geçiyorum. Lugatun uhibbu talim bu lugatlara bi el Kur'an-ı Kerim. Evet bu ne? Bu, da bahçelerde maydanoz gel bize bazı bazı. <laughs> Olmaz. değişik o zaman <kızımın> doğru cevap. Uhibbu taallumen lugatil arabiyyeti li enneha lügatul <laughs> kur'anil kerimi. Evet uhibbu taallumen lugatil arabiyye. Arapça öğrenmeyi seviyorum. Ya da istiyorum. Li lügatul kur'anil kerimi. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in dilidir. Evet Arapça öğrenmek istiyorum. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in dilidir. E, doğru cevap e, Denizli. Ortaya çıktı zaten onun doğru olduğu. E, doğru cevap anlamında onu e, seçeyim. Diğer B, ABC seçilmediği için. E, 49'un sorunun doğru cevabı Denizli. E, 50. ve son soruya geçiyorum. E, şurada, sağ sütunda. Evet, ne demiş? Sorunun gövdesini bir görelim, kökünü. E, aşağıdaki metne en uygun başlık hangisidir? En uygun başlık. Bu tür sorularda, soru çözüm tekniği itibariyle, ee, şöyle davranmalıyız ee, evvel emirde hemen hızlıca verilen seçeneklere bir göz atmalıyız seçeneklerde ne var ee, dolayısıyla okurken, metni okurken e, bunları arayacağız orada el-et'imetu desimetu gayru muderratin yağlı yiyecekler zararsızdır el-et'imetu desimetu deton yağlı yiyecekler lezizdir lezzetlidir c-şıkkı el-et'imetu desimetu muderratun ve yecibul ibti'adu anha Yağlı yiyecekler zararlıdır ve onlardan uzaklaşmak gerekir. D şıkkı El et'imetu desimetu mufidetun cidden. Yağlı yiyecekler gerçekten faydalıdır veya çok faydalıdır. Genel kültürümüzde bile bu soruyu çözebiliriz. Yani genel kültürümüzde, birikimimizde bu sorunun doğru cevabının Adana-Bolu-Denizli seçenekleri olmadığını çıkarabiliriz. Çünkü yağlı yiyeceklerin zararlı olduğunu ve bunlardan uzak durulması gerektiğini genel kültürümüzde bile biliriz. Ancak yine de bizim metni okumamız ve e, anlamamız icap eder. E, okuyacaklarımızdan çıkaracağımız sonuca göre e, seçeceğiz, tercih edeceğiz e, doğru şıkkı. Evet ben e, şöyle metni okuyayım. E, metni rahatça görebileceğiniz şekilde ekranınıza taşıyayım isterseniz. E, büyükçe düşsün. Seçenekler çok şimdilik önem arz etmiyor. Evet. E, metin şöyle. E, evet. تسبب الأطعمة الدسمة بزيادة الدهون وارتفاع نسبة الشحوم لذلك يحث الأطباء الناس على الابتعاد عن هذه الأطعمة قدر المستطاع وأن تنخفض نسبة تناولها كلما تقدم العمر بالإنسان أه أه شغل شغل تسبب الأطعمة الدسمة ياضي غذاء sebep olur, سبب verir. Bu sebebe fiilinin bir ile kullanıldığına dikkat edelim. Sebebe bir, bir şeye sebep olmak, bir şeye neden olmak. Bir ziyadeti duhuni yağın artışına, yağın artmasına sebep olur. Vertifai ve nisbeti şuhumi. Buradaki irtifa kelimesi mecbur okuyorum çünkü buradaki ziyadeye. E, ziyadeti duhun ve ziyadet irtifai nisbeti şuhum buradaki ziyadeye atfediyorum. Yani tu sebibu el bir irtifa'i nisbetu şuhum takdirinde bu. İrtifa kelimesini ziyadeye atfettim. Ve irtifa'i şuhum ve efendim yağ oranının yükselmesinden yükselmesine, yağ oranının artmasına neden olur. O zaman burası tu sebibu el bi ziyadeti duhuni şuhum Burayı şöyle anlamalıyız. Yağlı yiyecekler ya ve ya oranının artmasına neden olur. Liva likahussu el-atibbu en-nase ala el-ibtiaad an hadhihi atimati mustata Peki, eee, bu nedenle yahussu el-atibbu doktorlar teşvik ederler. Yahussu el doktorlar teşvik ederler. Kimi en-nase insanlara neye? Ala el-ibtiaadi uzaklaşmaya. Burada hasse yahussu fi ile ile Ala harficelerinin birlikte kullanılmasına dikkat çekmek istiyorum. Hatta ala, teşvik etmek. birisini cesaretlendirmek. Ayrıca el sonra gelen anla ipteat arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istiyorum. İpteade an. İktirabe minin zıttı. İktirabe min bir şeyin ya da bir varlığın başka bir varlığa yaklaşmasını ifade eder. El-iktirabu min ancak el ibtiad uzaklaşmayı ifade eder. El ibtiad an bir şeyin bir şeyden, bir yerden uzaklaşması diye anlaşılır. E garibun min ba'idun an e, zarflarını hatırlayın burada. Bu yüzden yahsulatu ba'u nas an e, Bu yüzden doktorlar e, ne yaparlar e, efendim? E, insanları e, teşvik ederler neye? alel ibtiad an e, bu tür yiyeceklerden e, uzaklaşmaya teşvik ederler. Kadral Mustata e, ne diyeceğiz? Mümkün olduğunca e, kadral e, mustata bunu bir kalıp ifade olarak alabilirsiniz. Kadral mustatay imkan olduğunca e, güç yettiği kadar تناولها, e, ve en tenhafeda nisbetu tenavuliha ve Bunların tüketimi, tüketimini azaltmaya eee kullema taqaddama'l umru bil insan e, insanın e, ne diyelim yaşı arttıkça insan yaşlandıkça o zaman topluca şöyle söyleyebiliriz buranın anlamını şöyle toplayabiliriz. Yağlı yiyecekler yağ ve yağ oranının artmasına neden olduğu için e, doktorlar insanları bu tür yiyeceklerden mümkün olduğunca kaçınmaya ve yaşlandıkça bunların tüketimini azaltmaya teşvik ediyorlar. Yaşlandıkça bunların tüketimini düşürmeye, azaltmaya teşvik ediyorlar. Tekrar söylememe gerek var mı? İster misiniz? Bir daha söyleyeyim isterseniz. Ee, yağlı yiyecekler yağ ve yağ oranının artmasına neden olduğu için doktorlar insanları bu tür yiyeceklerden mümkün olduğunca kaçınmaya ve yaşlandıkça bunların tüketimini azaltmaya teşvik ediyorlar diye e, toparlarız. Peki e, aşıkkı ne diyor? El-at'imetu desimetu gayru mudarratin yağlı yiyecekler e, zararsızdır. Ya da zararlı değildir öyle diyelim. Gayru <laughs> mudarra zararlı değildir. E, yağlı yiyecekler zararlı değil diye bir şey çıkmaz oradan okuduğumuz metinden. Yanlış. El at'imatu desimatu lezizetun. Yağlı yiyecekler lezzetlidir. Öyle bir şey yok. El at'imatu desimatu mudirratun ve yecibu'l ibtiadu anha. Yağlı yiyecekler zararlıdır ve onlardan uzaklaşmak gerekir. Evet doğru cevap Ceyhan. E, D şıkkı el atamatu desimatu mufidetun cidden. Yağlı yiyecekler çok faydalıdır. Gerçekten faydalıdır. Öyle bir şey yok. Doğru cevap Ceyhan. Evet. Peki 50. sorunun çözümünü de tamamladık böylece. Bu ele aldığımız ve sorularını çözdüğümüz doküman tekrar başa dönerek hatırlatmada bulunacak olursam şurada şöyle seçit getireyim. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazır Sınıflar 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 4. Ara Sınav Sorular olarak efendim öğrencilere yöneltilmiş biz de yerde bıraktığımız günlerde Eylül ayı içerisinde 2023 yılı Eylül ayı içerisinde üniversiteden Arapça eğitim verecek olan bölümlerine kayıt yaptıran ve bu bölümlere yerleşen ve muafiyet sınavına girecek olan adaylar için bir katkımız olsun. Onların muafiyet sınavına hızlanmalarına destek olalım amacıyla. Bu soruları çözdük. Her ne kadar bunlar muafiyet e, sınavı sorusu olmasa da muafiyet sınavındaki soruların muhtevası, yapısı efendim e, ile bunlar e, birbirine oldukça yakın. E, bu yaptığımız soru çözümü çalışmalarından e, çok şey istifade ettiğinizi umuyorum. E, bu hususta e, lütfen sessiz takipçiyiz. E, kabilinden bir e, yorumla hareket etmeyin. E, sesli takipçi olun. Biz bunu arzu ediyoruz. E, yorum yapın tavsiye edin faydalı buluyorsanız. Efendim bizimle irtibatınızı aktif bir şekilde sürdürün. Sizin bizimle irtibatınızı, diyaloğunuzu, efendim, ilişkinizi aktif bir şekilde sürdürmeniz bizi de canlı tutacaktır. Bizi de çalışmaya, yeni çalışmalar, yeni içerikler ortaya koymaya teşvik edecektir. Bu münasebetle ben bütün adaylara girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum. E, bu soruların çözümünü sadece muafiyet sınavına girecek olan adayların istifade etmesi şeklinde bir tanımla sınırlarsak o da yanlış olur. E, Arapça öğrenen ve Arapça öğreniminde e, kendisine Arapça bilgilerine e, katkı sağlamak, e, geliştirmek, genişletmek, var olan bilgilerini tekrar etmek, olmayan bilgilerini e, efendim e, edinmek e, ve e, var olan seviyesini artırmak isteyen Hemen herkesin istifade edebileceği bir içeriğe sahipte bu soru çözümü çalışmamız. Bu münasebetle herkesin istifade etmiş olacağı umudu ve duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Arapça öğreniminizden zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. İyi emanillah.